Bismillahirrahmanirrahim. Sahabalar derslerden devam ederken biz sizden biz bugün Umayr ibn-i Vahid radiyallahu anh'u hududa yaklaşken buramız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahkik Umayr ibn-i Vahid men üçün bazı oğul farzatlarından göre menge yakarağ boldu. Dib Umayr ibn-i Hattab radiyallahu anh'u bu kişi hakkında şimdi bir çıralı sözle beytadı. Quraysh müşrikleri Müslümanlarla bo'lgan birinci cihatta Badr'da mağlub bo'lib Makka'ya qaytishdi. O'zlarining sayyidlaridan deyarli hammasi qatl qilindi. Ular obob chuqurga tashlandi. Müslümanlar Alloh taolo tomonidan katta bir nasrga, katta bir yordamga, g'alabaga ega bo'ldi. Müşrikler Makka'ya qaytar ekan har bittasining ichida bir oilasidan bir kishi yo'qotgan, kim akasini, kim otasini, kim farzandini. Makka mana shunday bir Azada turgan paytda Umayr ibn Vahid Ka'bani oldiga tavof qilgani keladi. Butlarni ulug'lashlikka, ularni tabarruk qilib ularga sig'inishlikka keladi-da va Ka'bani oldida Safvon ibn Umayyani o'tirganligini ko'radi. Xayrli tong dedi, bir-biriga salomlashgan bo'ladi-da, o'tir, ozgina gaplashamiz dedi. Umayr ibn Vahidga Safvon ibn Umayyani. Zero ozgina suhbat qilsak, bir-birimizni dardimizni so'rab, bir-birimizdan hol-ahvol so'rasak kalbimiz az gibi yengir tatar dedi. İkkala ağayına oturuştu. İçindeki dertlerim töküştü. Badr'da kançalık aziyet çekkenliklerini, kimler ötüp kimler koyanlığını sıkıbat kılıştı. Ve Safvon aytti ki, kan diye bir kişilerimiz bu arada. Onlar da bahçesini Muhammed ve Müslümanlar katıl kılıştı. Şimdi onlardan keyin hayatı kızı kalmadı dedi. Şimdi Umayr ibn Vahid'ni ana shu Badrga o'zi bilan birga yetarab olgan o'g'li Vahid musulmonlarni qo'lida asir bo'lib qolgan bo'ladi. Uni ham alami, uni ham o'tishida bo'ladi. Safvon bu gapini eshitib turib aytadiki, agar deydi qarzlarim bo'lmaganida deydi. Agar oilamni men o'lib ketsam, mendan keyin ko'chada qolib, sarson bo'lib ketishidan qo'rqmaganimda Madinaga borib Muhammad o'ldirib kelardim. Çünkü men Madinaga boradigan bo'lsam, mendan hiç kim gumon qilmaydi. Çünkü Makka'dan Madinaga borib, farzandlarini, otalarini yoki akalarini fidya berib qaytarib olayotgan mushriklar qatorida borib kelardim. Mendan hiç kim yomon deb gumon qilmasdi dedi. Safvon ibn Umayya bu gapni xuddi poylab turgandek, bu fursatdan foydalandida, bo'lmasam dedi, seni qarzlaring meni qarzim dedi. Seni farzandlaring, seni oiling ta men tiriyakanman, ta ula tiriyakan, ularda qarmog'i meni bo'ynimga dedi. Borib Muhammadni o'ldirib kelar dedi. Subhanalloh. Nimaga endi payg'ambar avvaldan chiqqan degan savolga avvalambor Alloh taoloni irodasi. Qolosi ulamolar mana shu o'rinda bir necha bir hikmatli so'zlarni keltirish, ulardan bittasi arablarda tabiati. Ka'batuloda o'shga bo'lishligi, Qur'on arab tilida bo'lishligi, Ibrohim alayhisalom Ka'bani Makkaga qurishi va bir qancha sabablar ko'rsatiladi. Ana shu sabablardan bittasi hukmolar aytadi, sirat olimlari, arablar bir so'zli xalq bo'lgan. Arablar bu narsani gapirsa, oxirigacha yetkazadigan o'jar, injiq xalq bo'lgan. Umayr ibn Vahid Muhammadni o'ldiraman degan gap og'zidan chiqdi, ikkinchi tomon uni quvvatlayapti. Qaraki bir ishni qilishlikka bir odamni o'zini quvvati yetmasa, yonidagi odamlardan yordam so'raydi. Yonidagi odamlar yo'laydi-da, agar musulmon savob ish qilishlikka birodarga yordam bersa, savobda sherik bo'ladi. Mana qorda Qur'on yodlayapti. Qur'on yodlagan keyin qorixonaga borib turib, bir kilo go'sht olib bersangiz, bir qop non olib bersangiz, shular sizga yegan, bergan ulingizni yegan, bergan go'shtingizni yeb Qur'on yodlasa, ana shu Qur'oniga sherik bo'lasiz. Umrini oxirigacha o'qigan Qur'oniga sherik bo'lasiz. Yaxshilikka ham sarf bo'ladi inson qilini, yomonlikka ham. Bu yerda Safvon ibn Umayya o'zini e'tiqodini yo'lda pul sarflayapti. Qarzingizdaman, bolacha qayni boqaman, Muhammadni o'ldirib ketdi. Ikkalasi ittifoq qilishdi. Aytdik, bir so'zni hal qildi bular, bajaraman dedi. Uyiga bordi, oilasi bilan xayrlashdi, o'rnidan turib ketyapti, Safvonga aytdiki, o'rtamizda bo'lgan gapni hech kimga aytma dedi. Uyiga bordi, tuyasini tayyorladi, oziq-ovqatini oldi, qilichiga zaharni surtdi. Tuyani minib Madinaga qarab yo'lga oldi. Madinaga yetib kelganda tuyasini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidining oldida cho'ktirib
Oturarken yer tüyadan düşerken payda Ömer Ömer Hattab radıyallahu anh bir kança sahabe rabbi oturgenizde karatırıp bu it dedi. Allah'ın düşmanı Ömer Ömer Vahab geldi dedi. Hüşyar oturuyorlar, karatırıyorlar. Yakşı niyette kegen yokşa mıydı bu dedi. Özü yükünü açar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı ekip. Yani Müslümanların işi Ömer Ömer Hattab'da işi. Bir tane tazı var ayetler deyken bir anlı bana yaptı. Bana diyor. Derek Maçlı kendine yaşlıyken olsa işimiz yok. Sultu karasın deyimiz. Peki namışkası kralı koyan olsa karasın imam karasın. Burada da bana şu masjid Allah'ın yüzü olsa siz bulan bizi yuvalık hanamız. Her bitti buradayken kemçilik olsa siz bulan bizi ki bu işin kirey. Bizi sahabalardan farkımız ular her bitti buradayken Muhammed'i meniki de bilgen. Men halkalı şimkere de bilgen. Ömer'in hatta bar bittiğine yürütürüp olsa bulardı Peygamberimiz var diye. Irgıp özürtürdü. Karatürler dedi vardı. Ya Resulullah, Allah'ın düşmanı Umayr ibn-i Vahab geldi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuyor ona dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de büyürüğünü Rabbe'de bacarıp onları bağırdı. Bir tek olu bulan yok aslında mahkemişlerdi. İnşallah onun iki günde bana şu tutta halife, Abu Bakir, Umar, Osman, Ali radıyallahu anh kudu kıssalarına engelleşemiz. Bu Allah'a bir katta dersler. Bu hazırki vaktimizi kıskalık edilen faydaları, sahabalarını bazılarına yaklaşıyoruz. Vaktimiz yetmeyene giden, bunların keyinlilik yok koyduk. Bitti kolumdan mahkem işledi. Onların da hatta vaziyallahu anh'ı 2 metreden balatıra boyan boyu. İni giyen boyan, boyu giyen boyan, bile giyen, yüre giyen, kellesi giyen boyan adamı. Bütün insan boyan hakiki. Öz İslam'ı kirişli giyen, peygamberimizi öldürmen de çıktı yuman gekerler, köpçülükimiz bulanız. Yani tabiatı da bir işli uçadığını ahir geçe yetkisi olganlardan boyan. Allahümme aizzel İslam'ı bir ahadal Ömer'e indirkendir Resulullah. Parvabiyara İslam'ı ikisi Ömer'den bittersini imanke keltirip kuvvetlantırken de genelde. Bittersi Abu Cahil, Amr ibn Hişam. Bittersi Ömer ibn Hattab. İkide vakuat adam bu arada Kureyş'te. Şundan bittersi Allah'a yakınlı irağı, mahbub rahul Ömer ibn Hattab iman keldi. Peygamberimiz uçakamanda vardı. Ayetler değişti. İman keldi. Şükür işini başladı. Bitti kolu bulan. Kekirteyden aldı. Yokasından. İkinci kolu bulan. Yelkesi gelip yiyen kılıçlı boyunca saldı da ilk sözleri kendisi olarak geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etedi. Uğud dağı cilip tutesi işemiyler. Lakin bitti adamdı, tabiatı özgürtesi işemiyler. Yani mu'min, mullanmışız boyun adam, İslam'a mahkeme yapışken de o cesur, gayretli bir okuma ediyor. Mulayeni gidecek olaydı. Yani şicatı, yüreğinde otu var boyun adam, Müslüman boyun adam, mullanmışız okuma ediyor genemez. Yani Uğud dağı cilmiydi onun neden. Lakin şimdi işin içinden mümkün. Lakin bir dönemde bizatında karakteri özgür müydü diye. Ömer ibn-i Hattab İslam geçeyen kattık oladı. Yürüge de otobar adamıdı. İslam geçir kendine bana şu kuvveti bulan kaldı. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i aldı yap geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ömer onu koy varayım dedi. Koy vardı. Arka rahat durayım dedi. Arka rahat durdu. Şimdi geldi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Umayr dedi, nereye geldiniz bir yere dedi. Dese etti ki, başkalar kotarı sırada koruladı, asır bugün oğluma acilapken geldim dedi. Ey Umayr dedi, torusunu yapın dedi. Boynundaki kılıçını mı gelip geldin dedi. Kendine etti ki, ha kılıçını bir tutursun dedi. Ha Bağdat'ta biz hiç falan kılıçımız pahalı vergen yok dedi. Resulullah torusunu etmeye geldin dedi. Başka maksatta kemedim de kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onge tevbeden kegeni vahide haberini etti. Ahir sen Safvan-ı Numa'ya bilen Hicr-i İsmail'de oturma değil mi? Badr'da ölen kişilerde bir kadar isimlerini ayette birbirine derdi diye hasretini etme değil mi? Kazlarını, ballarını şikayet kigeninde Safvan özünü haramalığa alışılıkça vaada verme değil mi? Üyüge varma değil mi? Kılıçını zaharlama değil mi? Şu niyette kime değil mi dedi. Umayr'ın vahıb bir lafıza hatıp kaldı. Sonra Eşhedü enneke Resulullah. Siz Allah'ın peygamberi kendinizde güvahlığı veremem dedi. Ya Resulullah dedi. Siz Mekke'lere giderizde sizi Osman'dan haber alışıkızı biz yalan derdik. Sizi işlenmezsiniz. Lakin bu haberini Allah'ta yetkiz geldi gider. Sizge Allah haber ver geldi gider. Şubham yok. Çünkü bu sıkıbatta bu bahsını iki alamızdan başka hiç kim bulmasıdır. Bana şu oranda bana bir nasıl kop getirdi.
Keldi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hayırlı tong dedi. İman keltirmesinden turib. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni tahiyyengden göre gözarroq tahiyyaga bo'ldi. Alloh taolo siz bilan bizga jannatlarda tahiyyasi, assalomu alaykum tahiyyasi salomini berdi. Bizda ko'p kuzatiladi, qalaysan? Tuzimisan? Salom. Birodarlar, musulmonda musulmonga beradigan tahiyyasi yagona tahiyya. Assalomu alaykum. Demek, Alloh taolo odam alayhissalomga o'rgatgan tahiyya, jannatlarda tahiyyasi, dunyoda bir-birimizga beradigan salomimiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Agar sizlarga bir tahiyya aytilsa, shu tahiyyani qaytaringlar dedi Alloh, yoki undan go'zalroq qilib qaytaringlar. Assalomu alaykum deydimi? Siz va alaykum assalom qaytardingiz, ziyorat qilib qo'ying. Va rahmatullohi va barakotuh. Sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin va Allohning rahmati va barakoti bo'lsin. Umar ibn Vahid iymonga keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida shahodat kalimasini aytgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarga birodaringlarga diningizni ishini o'rgatinglar dedi. Unga Qur'onni, namozni va boshqa diniy shariy hukmlarni o'rgatishdi. Umar ibn Vahid roziyallohu anhu islomga kelgan paytda hozir it degan, hozir Allohning dushmani degan Umar roziyallohu anhu tahqiq Umar ibn Vahid men uchun to'ng'izdan ko'ra yomonroq edi. To'ng'iz menga undan ko'ra yoqimliroq edi. Endichi endi Endi meni o'g'il farzandlarimni ba'zilardan ko'ra menga sevimliroq dedi. Nimani xulosa olamiz? Al-hubbu fillahi val-bughdu fillah. Bu kishilar bir-birini yaxshi ko'rsa ham Allohni yaxshi ko'rgan, yomon ko'rsa ham Allohni yomon ko'rgan. So'kib qo'ygancha yomon ko'rmagan. Boy kambag'alligi uchun, boshqa millatlarga uchun yomon ko'rmagan. Yaxshi ko'rsa musulmonligi uchun yaxshi ko'rgan, yomon ko'rsa kofirligi uchun yomon ko'rgan. Qiyomat kuni Alloh taoloning ashini soyasi tushib turadi qiyomat maydoniga. Shunda 7 xil odam turadi bu soyada. Shulardan bittasi 2 kishiki bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rgan edi. Alloh uchun uchrashgan edi, Alloh uchun ajrashgan edi. Ularning o'rtasini Allohga bo'lgan muhabbatdan boshqa hech qanday birlashi boshqa narsa birlashtirmas edi. Odamlar pul uchun birlashadi, biznes qilsa. Biror bir maqsadga, siyosiy maqsadga yo'lda bitta partiya tuzib borishadi. Maqsadga yetishlik uchun ma'lum bir maqsadlar odamlar birlashtiradi. Maqsad yetgan ekan shashib ketaveradi bular. Endi Umar ibn Xattob hozir yomon ko'rayotgan odamini birdaniga yaxshi ko'rib qolishiga haqiqatan siz bilan bizni o'ylantirish kerak. Biz yomon ko'rgan, ma'siyatni ichida to'lib yurgan odamni namozga ibodatga yig'ilib qolgan bo'lsa ham baribir jindakaligi ishonqiramayroq qaraymiz. Mashga qandaydigan qoptimi? Ishlari qarasha kerak. Masjidga kirdimi, haromni tark qildimi, siz bilamiz, demak uni yaxshi ko'rishimiz kerak. Unga nisbatan qalbimizda adovat gina kudovat qolmasligi kerak. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kofirligi uchun yomon ko'rdi, musulmon bo'lganda yaxshi ko'rdi. Umar roziyallohu anhu o'zini nafsini islom ta'limoti bilan, Qur'on tilovati bilan, shariat ilmlari o'rganishi bilan pokladi. Iymonini mukammal qildi va Makkaga ketar paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ruxsat so'radi. Ya Rasululloh, Madinada turishligim uzoq bo'ldi. Endi menga Makkaga kirishlikka ruxsat bering. Makkada turgan paytimda musulmonlarga qancha aziyat yetkazgan bo'lsam diniga. Makkaga borib turib mushriklarga diniga shunday aziyat yetkazaman dedi. Madinada holat iymon keltirib bir vaqt cho'zilib ketganda uni ish bilan, muhimma bilan jo'natgan Safo ibn Umayya kutib turardi. Vaqt o'tdi, undan xabar bo'lmadi. Keyin ketganlardan so'radi, xabar bo'lmadi. Ichidagi o't yonishni boshladi. Muhammad o'lgani yaqinda xabar kelmadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Oxiri Umar ibn Vahab islomga kirganligini xabarni eshitdi. Umar ibn Vahab roziyallohu anhu Madinaga, Makkaga qaytib keldi va ana shu uni ish bilan, muhimma bilan jo'natgan Safvon ibn Umayyani oldiga kelib aytdiki, "Ey Safvon," dedi. "Sen Makkani sayyidlaridansan, hurmatli odamlaridansan. Quraysh qabilasini aqlli kishilardansan. Axir na foyda na ziyon keltira olmaydigan toshlarga qo'y soyib, ularga qarab namoz o'qishlik aqlga sig'adigan narsami? Men seni yagona haq deyim. Alloh taoloning islom diniga chaqiraman va guvohlik beraman, Allohdan boshqa iloh yo'q, Allohning Muhammad alayhissalom uning elchisi deb guvohlik berdi." Umar roziyallohu anhu Makkada islom diniga da'vat qilishda davomli bo'ldi. Juda ko'p kishilarni islomiga Umar ibn Vahab sabab bo'ldi. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Xonakalarimiz mavruzalarni boshlashidan bo'lin.
Allah'a hem peygamberimize salavat edip durup men yahdihillahu fela muzillala ve men yudlilhu fela hadiyala deyen ibarana yetişerler. Şu ibarana düşünüşümüz için bana şu kıstanı yetişimiz gerekiyor. Men yahdihillahu fela muzillala. Kaysi bir kişinin Allah hidayet kısa hiç kim ona adaştırır. Ve men yudlil fela hadiyala. Allah kime adaştırı koysa hiç kim onu doğru yolga başlamıyor. Bu kişi peygamberimizi öldüremen de getirdi. Onların hatta kılıçını götürüp öldüremen de var oldu. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala bu bandelerini yaş görüp hidayete başlaştı hal oldu. Orada hiç kim tosu kalamadı. Ve aksince hadislerde kegen kıssada Banu İsrail'deki iki tane köke ülkesi ibadette akası masiyette. 40 yıl masiyet tıkıldı akası. 40 yıl ibadet tıkıldı takva ülkesi. Aka bu yolu üzülmeyin. Kaytin kaytin dedi. Allah hidayet kegen günü aka ülkem aldı gebali. Bu oldu en ibadet kılı. Dip kazan bastı ülke tamamen bastı. Ülke kırıklı ibadet kıldım. Bir akem bilen bari bir kayıp kılı dedi. Ake tamamen kadar bastı. İkerasının niyeti özgerdi. Birininki yakşı ikinci yaman tamamen. Şu halette Allah tabi ikerasının canını aldı. Sizlerden bir kişi bir ömür cennetiyle de ananı kılı yürüdü Resulullah. O bilen cennet ortasında bir zira kaladı. Sonra acel keledi. Kitabı bozuk etedi, dozak hak etedi. Sizlerden bir kişi bir ömür dozak amalını kılıyordu. Dozak bile onun arasında bir zira kaladı. Lekin ömrünün ahirki lahzaları da imanı hidayet yürüdü. Cennet kekirip yeter dedi. Demek siz bilen bu zavallıya hulasanız Allah'dan takva kılıyordu. Bu namaz oku yürüyüşlükimiz, bu takva yürüyüşlükimiz bizi gururlandırıp koymasın. Çünkü keter saatimiz yakaladı. İnnemel amalı bil havatiyin. Ameller hatıması yakaladı o çenede. Bu kişilerde Allah-u Teala hatımasını yaşlı geldi. Siz bilen bizi yani Fatıma'mızı yaşlı için Allah'tan sonra paramız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.